MOSFET transistör türleri arasında insanlık tarihinde en çok üretilmiş olanıdır. Hatta sadece transistör türleri arasında değil, bizzat insanlık tarihinde şimdiye kadar en çok ürettiğimiz araç, bileşen, komponent. Tabi burada üretimi birazdan nasıl isimlendirdiğinize bağlı. Bu söz, dil, düşünce gibi şeyler haricinde İngilizce'deki tam karşılığı olarak manufacture Olan üretim. Ya bir nevi seri üretim de olarak düşünebilirsiniz. Tam öyle değil ama siz genel temayı anladınız. Peki biz bunu nasıl bu kadar fazla ürettik? Sonuçta bu 1900'lerin ortasında çıkmış bir teknoloji. Ve insanlık tarihine baktığınız zaman çok daha büyük bir tarihi kapsıyor. Hadi gelin bugün size bunu anlatayım. Ben Ege ve bugün size transistörlerin nasıl çalıştığını anlatacağım. Tabii ki de bunu bir mühendisin veya teknisyenin bildiği kadarıyla değil, bir oyun geliştiricisi, standart bir bilgisayar kullanıcısı veya bilgisayardan yazılımla uğraşan herhangi birinin bilmesi gerektiği kadarını anlatacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şu an ürettiğimiz mosfetler silisyumdan, namı diğer silikondan oluşuyorlar. Ve bunların boyutu o kadar küçük ki sadece 10 atomdan oluşuyorlar. 10 atom ve biz bunları şu an küçültemiyoruz. Küçültemememizin sebebi transistörün içindeki silikon atomlarını 9'a düşürdüğümüz zaman uçlardaki atomların birbirlerinin elektron bulutu sınırlarına giriyor olması. Dolayısıyla girişte olması gereken ve beklemesi gereken elektron bir anda çıkışa gidiyor ve durduk yere transistörün üzerinden bir yazıyor. Ha bunun bir çözümü var mı? Var. Kuantum bilgisayarlar. Ama bu kolay bir şey değil. O, onu söyleyeyim. Bu cidden kolay bir şey değil. Çünkü elektronlar sicim teorisi ve elektron bulutları vesaire işlerine girdiğiniz zaman bunları kontrol edemiyorsunuz. Bunları daha okumakta bile zorlanıyoruz aslında. Ve bunları kontrol etmemiz gerektiğini bir düşünün. Şu an için aşırı zor bir olay. Ama muhtemelen bir 10 yıl içerisinde de bunu başarmış olacağız. Ha belki yanılırım da daha erken olur. Umarım. Umarım daha erken olur. Bunun nasıl çalıştığını anlatabilmem için boyutlarını biraz büyütelim. bizim. Ortalama bir devrede bir anakart veya bir çipin üzerindeki değil. Ortalama bayağı elektrik devresi kurarken komponent olarak ekleyeceğiniz transistörlerin boyutuna bir gerileyelim. Çünkü buradan anlatması çok daha kolay olacak. Ama merak etmeyin, en küçükleri de bu mantıkla çalışıyor. Bir sıkıntı yok yani. Şimdi MOSFET'in üzerinde source, drain, gate olarak uçlar var. Bu uçlar komponent, bileşenin üzerinde bahsettiğim sırayla duruyorlar. Source Drain Gate. Ama bunların gösterimlerinde Source Gate Drain olarak gösterilir. Bu çizimlerinde, elektronik saat çizimlerinde, bir animasyonlarında, eğitim derslerinde vesaire her şeyde böyle gösteriliyor. Ama komponentin üzerindeki uçlar siz onu alıp elinizdeki yazıya baktığınız zaman sırasıyla kaynak, boşalma, boşalım ne dersiniz ve kapı olarak duruyorlar. Ben burada görsel üzerinden örnek vereceğim. Çünkü komponent üzerindeki gösterimiz sadece neyin nereye bağlanması gerektiği ile alakalı. Ve şu an size mantıksız gelmiş olabilir ama devre kurmaya çalıştığınız zaman bu gerçekten mantıklı kalıyor. Daha kolay devre kuruyorsunuz. S, olduğu zaman. İçinde silikon atomları var demiştim. Silisyum, silikon ikisini de söyleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Silikon bir yarı metal. Atom numarası 14. Yani kararlı hale geçmek için ya 4 tane elektron alacak ya da 4 tane elektron verecek. Bunun için silikon kullanılıyor. Tam ortada olduğu için source ve drain giriş çıkış, kaynak, boşalım uçlarında silisyumla birlikte fosfor da kullanılabiliyor. Tam ortada gate kısmında ise bor kullanılıyor. Ve evet, bor gerçek anlamda sadece uçak yakıtı veya deterjan vesaire değil. Bor önemli bir element gerçekten. Fosforun atom numarası 15, borun atom numarası 5. Bor elektron vermeye daha yatkın. Fosfor elektron almaya daha yatkın. Silisyum tam ortada. Silisyum ve fosforu drain ve source'ta kullanıyorsunuz. Böyle olmasının sebebi drain ve source'u fazladan elektronla tutmak. Bor ve silisyumu da gate kısmında kapıyı oluşturacak kısımda tutuyorsunuz. Böylelikle bunların tam olarak birbirlerine değdikleri noktalar. Bu tabi zamanla değişebilir. MOSFET zarar görebilir veya üretim şekilleri değişebilir. O değdikleri kısmın Büyüklüğü artabilir, azalabilir. O birbirine değdiği kısımlarda stabil bir alan yaratıyor. Böylelikle elektrik geçişini, elektron akışını, aynı şey, izin vermiyor. Ama siz gate'e çok ufak bir güç uyguladığınız zaman, gate'i şöyle hayal etmenizi istiyorum. Transistörün arkasında bir plaka. Tabi söylediğim gibi bu gene üretimine göre değişebilir. Çok fazla transistör var çünkü. O arkasındaki plakaya çok ufak bir güç uyguladığınız zaman stabil alanları bozuyor. Bozduğu zaman source'tan gate'e, gate'ten drain'e giriş, kapı, çıkış sırasıyla elektrik geçiriyor. Bu biri yazıyor. Geçirmezse gate'e, kapıya güç vermezseniz bu sıfırı yazıyor. Sistemler bilgisayarlarda böyle çalışıyor. Ki aslında şu an neredeyse her şeyde böyle çalışıyor. Dediğim gibi bunun için en çok üretilen komponent, bileşen MOSFET'in en çok kullanılan transistör çeşidi olmasının sebebi kapı için gate için aşırı düşük güç istemesi. Aşırı düşük güç istediği zaman ne oluyor? Siz sisteminize bunlardan çok fazla koyabiliyorsunuz. Çok fazla derken milyarları kastediyorum bir çipin içine ve bunu çok düşük voltlarla çok düşük miliamperlerle çalıştırabiliyorsunuz. MOSFET'i aşırı iyi yapan şeyin sebebi de o. Hatta size şöyle bir örnek vereyim. iPhone 14 Pro'nun çipinde 16 milyar tane transistör var. Bu kadar düşük güç istiyor işte. Bunların hepsini sürekli açıp kapattığınızı düşünseniz de. Biz zaten sistemin çalışması için en baştan güç vermen gerekiyor sorsa üstüne bir de gate'i kapıyı açıp kapatabilmek için ayrı bir güç vermen gerekiyor. Tabii bunların sistemleri devreler farklı oluyor da siz gene mantığınız şu an. Kapı kısmı çok düşük güç istediği için işte MOSFET kullanılıyor ve bu yüzden şu anki çipleri biz şu anki güçlerinde kullanabiliyoruz. Ama MOSFET'in anlamı ne derseniz videonun son kısmı olarak da Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor olarak geçiyor. Ama bu isim hatalı. Yine de değiştirmemişler. Silikon bir metal değil bir yarı metal. Bu da aklınızda bulunsun. Bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla oyun geliştirme ve genel bilgisayar teknolojilere hakkında içerikler görmek isterseniz kanala abone olup bir tane de beğeni atmayı unutmayın hepinizi İyi günler dilerim. Şu 15 saniyeyi kullanmam lazım. Bu videonun ikinci defa sesini kaydediyorum. En başta büyükten küçüğe diye anlatayım dedim. Ben karıştırmaya başladım sistemlerin nasıl işlediğini. Sonra dedim ulan dedim tam tersinden yapsana. Yaptım. Şu an ses kaydı 18. dakikasında ve ben yaklaşık 5 gündür uğraştığım şeyi şu an tekte kaydettim. Ve bana aşağı yukarı bir 20 dakikaya falan mal oldu. Abi buradan şuna bağlayacağım. Bu tarz sorunlar yaşıyorsanız bir de tersten deneyin. Arada bir işe yarıyor. Hadi kendinize iyi bakın.